Şimdi evet. Hırka yapıyoruz. Şimdi şöyle bir kazağım bak. Tamam. Böyle bir kazağım var. Evet. Uzunca. Ve bu kazak ben bunu giydiğim zaman bana dar geliyor. Evet. Hiçbir şekilde güzel durmuyor üstümde. Ve ben bu kazağa hırka yapmaya karar verdim. Çünkü fikir. Seviyorum ve gözden çıkarmak istemiyorum. Rengi de sana çok yakışıyor. Evet. Ortadan bir çizik atmışsın. Şimdi ortadan bir çizik attım. Şöyle kazağın ortasını alıp şuradan... Yani bu tip kazaklarda kaçacak, delinecek, kesersen bir şey olur diye düşünmeyin. Çünkü zaten biz onu içinden dikerek temizleyeceğiz. Şöyle. Sağa sola kaymalarında bir şey olmaz. Kaza. Ali'ye bak bir de yardımcı Ay, oluyor bize canım, çekerek oradan. Canım kameramanım. Vay vay vay. Yetenek yani ve zeka tartışılmaz. Süpersin. Bak çok merak. Şimdi bunu kestim. Bak bu hırka oldu. Değil mi? Evet. Şöyle bir hırka bak, oldu. Dur. Hemen gömleğimin üstünde olacak mı bilmiyorum ama. Olur leoparın üstünde. Leoparla böyle bir hırka oldu. Ay çok güzel Meltem abla. Değil mi? Şimdi bak, bunu ben istediğim gibi süsleyebilirim. Tamam. Bu kenar kısımları atacak diye de düşünmeyin. Tamam. Onları da güzel, o kadar çok çeşitli malzeme var ki. Değil mi? Bunları kapatabilecek. Üzerine şöyle biye gibi geçebilirsin. Bak mesela. Bak, evet. Değil mi? Şunu üzerine biye gibi dikebilirsiniz. Ay çok güzel. Ha. Hem de çiçekli ben çok severim. Bak. Bak. Nasıl hemen bir anda şirin hale getirdi. Şimdi buna bir de birit yapalım istersen. Düğme de olsun ki. Tamam. Kavuşsun uçları birbirine. Şöyle. Şuradan kesiyorum. Bu da lastik aslında. Evet. Böyle bir panço düğmesi gibi yapacağım. Çünkü benim hırkamın bana dar geldiğini biliyorum. Daha rahat giyilebilir hale gelsin diye. Evet. Bunları aslında şöyle tutturmanız lazım. Hatta bir ütüyle şunu birazcık şöyle kıvırıp bu biyeyi de şu ucundakini şöyle dikerseniz ya da şöyle yapıştırırsanız arkası da temiz olur. Bak iç kısmı da temiz oldu. Bu yapmanız gereken bu. Şimdi istersen şöyle yapalım biz. Buradan itibaren bunu sevgili hanımlara göstermek üzere bunun nasıl olduğunu anlattık. Sevgili hanımlara göstermek için şöyle ben bir silikon tabancayla şuradan bir lokmacık tutturayım orada. Şimdi ilk biyemi koyuyorum. Yani şey ne derler düğme ilik. Düğme iliğini. Evet. Şöyle koydum. Şimdi biz hızlıca koyuyoruz tabii şey daha sağlıklı olacak. Tabii bunu dikseler daha sağlıklı. Ben sevgili hanımlara fikir olsun diye anlatıyorum bunu yapıyorum. Şöyle. Bak birdenbire bambaşka bir şey oluyor. Evet. Şimdi ikincisini de koyalım. Şimdi sen bu hırkanın sağını solunu yakasını paçasını tabii ne kadar canım, güzel baksana, süslersin. Baksana ben aldım bak şeyimi. Değil mi? Bir yerin artık bununla uyar mı ya da. Ne konur, bak ne hatırlıyor konur, musun daha önce yok, bir yaka yok. İğnesi yapmıştık. Evet. O yaka iğnesi bile. Harika bak, oldu. Bak yeşilini mesela şöyle. Evet. Gördün mü o bile gayet güzel aynen. Duruyor işte bak. Bak taş da şıklaştırıyor yani. Ay şıklaştırmaz olur mu? Bak şöyle şöyle. Ay ne güzel oluyor. Süslü süslü. İşte nihayetinde bir kazak dersin. Giymeyeceğim artık atacağım dersin. Ama... Şöyle bir arma da çok güzel olabilir. Aa, evet. Yanına. Çok şık bir hale getirir armada değil mi? Evet. Ya da şöyle bir şey böyle nostaljik bir şey bak, de yapabilirsin. Evet. Bu biraz süslü cene bir şey ya zaten. Evet. Değil mi şunları alayım bakalım. Şöyle denemeler bir... yapıyoruz. Tabii en büyük zevki bunu yaratma aşaması bu şekilde. Yani dediğim gibi biraz bu hani keyfe keder kendi zevkinize göre. Hani benim beğendiğim rengi siz beğenmezsiniz. Sizin benim koyduğum aksesuar size uygun değildir ama 3 aşağı 5 yukarı bundan sonrası biraz sizin zevkinize kalmış. Şu aralık iyi midir? Ölçmeden koyuyorum ama siz bu ilik aralıklarını ölçerek koyarsanız. Evet aşağı yukarı çok yakınsın yani evet. Şu anda. Şöyle biraz daha geleyim. Tabii tekrar tekrar söylüyorum sevgili hanımlar. Silikonla yapıştırmak sadece sizin görmenizi çabucak bittiğini nasıl bir hal aldığını görmenizi sağlamak için. Bunları böyle bir iğne iplikle tutturursanız
şahane bir şey yapmış olursunuz. Bir iki tane daha var. Onları da istersen hemen tutturalım ki gösterebilelim. Tamam, gel aşkım hemen. Yarım kalmasın. Bak bana benzemeye başladı. Evet, evet. Bak bak bak. Ben hani tam olsun diye. İnsan bir arada olunca ya sen de her zaman öylesin. Ay, damlattım hırkanın üstüne. Olsun. Ay. Tamam. Aa. Bir tane de istersen şuraya koyalım. En ucuna da koyalım. Sonuncu evet. Geliyor. Bak ne güzel lastikten yaptın, hem de değil altın rengi. Ne kadar rengi. Güzel. Harika oldu. Evet. Tamam bu. Şunu da şöyle tutturayım. İşte bu. Silikon tabancasını da şöyle kenara aldım. Silikonlarını da şöyle temizliyorum çabucak. Hemen de çıkıyor Allah'tan. Evet, hemen de çıkıyor. Şimdi düğme de tamamen zevkinize kalmış. Bak orada bir sürü düğme var. Evet. Şimdi şöyle göstereceğim. Bak, hırkanın bir ön kısmı şöyle bir hal oldu. Güzel oldu ya. Değil mi, ne kadar cici oldu. Evet. Şimdi diğer tarafına da aynı biyeyi koyup böyle kocaman da halkalı düğmeler takarsanız, ya da ne bileyim çoban düğmesi derler ya. Onlardan da mesela var. Onlardan takarsanız hepsi güzel olur. Bak moru var. Bak moru var. Böylece giymediğiniz kazak işte oldu size hırka. Harika. Şimdi bu hırka da bana dar geldiği için bunları böyle büyükçe koydum ki taktığımda önü de hafif açık olsun ve giymiş tabii olduğum. Mesela bir giyebilir misin Meltem? Bir şey göstermek istiyorum. Hı. Sana. Yardımcı olayım. Hemen şöyle. Mesela bu böyle biraz havalı da durmak istiyorsak bunları giydikten sonra böyle hepsini kapatmaya gerek yok. Sadece bel kısmınızı, değil mi? Şöyle şu bel oyuğunu ortaya çıkarmak için şuradan ufacık tutturmak yeterli. Bakın içinden gömleğinizin yakası böyle çıksın. Çok güzel. Hı hı. Bu böyle burada dursun. Bak şöyle. Hafif şu beli şöyle çıkardın mı? Değil mi? Bak. Şöyle. Bir şeyle şuradan. Ya da benimki gibi böyle beline bir kuşak gel. Bir kuşak bağladığın zaman. Açabilir miyim acaba bunu? Artık yayın... Açtın. Açtım da çıkarabildim mi? Yok, şey mikrofonlarım var, çıkaramıyorum. Evet, çıkaramıyorsun. Ama mikrofonu yani ona hani takmışlar. Şöyle bir kuşak. Beline da herhangi bir şey. Bak. Bağlandığında. Evet. İşte bak. Size giymediğiniz şeyden, kazaktan şahane serindi. Meltem abla. Şöyle tutayım dur. Böyle bir kuşakla da bağlayabilirsiniz, evet. Yani. Çok ya da güzel incecik bir kemer bağlayabilirsiniz. Kemer de çok beyninize, güzel olur. Değil mi? O da çok güzel olur. Bu da işte altın artık kemer olur. İnce beli. Evet. Evet. Bak dur bakayım. Harikasın Meltem abla. Çok çok güzel. Bak, şöyle oldu. Bir yaka iğnesi. Hani bundan sonra şıklaştırmak bizim artık, artık evet sevgili hanımların elinde. Diğer tarafına da düğmeler yapacağız bunun. Evet.